Şimdi ben haberimizde paylaştık ve özellikle bazı Batı başkentlerinde şöyle bir söz var diyebiliriz. Yani bu bir niyet okuma ya da akıl okuma da de, denilebilir tabii ki. Ya bu Türkler de çok oluyor artık diye. Neden bahsediyorum? Şimdi siz 20 yıl önce diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz ediyorum. Ya Afrika'ya gidelim. Bak 8 tane elçilik var. Koskoca Afrika kıtasında olmaz. Bunu işte 50'ye çıkaralım. Türk Hava Yolları Afrika ülkelerine uçsun. FETÖ'den temizleyelim buraları. Türkiye Maarif Vakfı buralarda okullar açsın. Buradaki kardeşlerimizle geliştirelim. Çünkü bizim Afrika ile ilişkilerimizi geliştirmemiz hem onların hem de bizim kazancımız olacak. Meseleyi nereye bağlayacağım? Nijer hem Amerikan askerlerini ülkeden kovdu, hem Fransa'yı kovdu, hem de Türkiye'ye davette bulunuyor. Diyor ki gelin biz size güveniyoruz. Niye peki böyle diyorlar? Şimdi sen Türkiye olarak hani Karabağ'daki 32 yıl süren işgali bir kalemde silsin diye Azerbaycan'ın yanında durduğunda Libya'da iç savaşı engellediğinde darbeci Haftar'ın bu toplu mezarlarını daha da büyütmesini engellediğinde yani Birleşmiş Milletler'in tanıdığı o merkezi hükümeti desteklediğinde ya da Somali'de Türkiye'nin en büyük üstlerinden birini kurup üstüne bir de Somali ile Etiyopya'yı barıştırmaya çalıştığında Afrika ülkelerinin liderleri şöyle diyor. Karşımızda emperyalizme 15 Temmuz'da direnmiş ve ülkesinin çıkarları için mücadele eden gittiği ülkeleri de kardeş ülke gözüyle bakan yani kazan kazan ilkesiyle onları sömürmeye değil de birlikte kazanmaya gelen bir Türkiye var. O zaman biz Türkiye ile beraber hareket edebiliriz diyor. E siz de bunları yaptığınızda e buradan beslenenler diyor ki bu Türklerde çok oluyor. Küçük bir örnek verip bırakacağım sözü çok uzatmayacağım. Nijer dünyanın en büyük uranyum yataklarına sahip. Yani nükleer güç olmak istiyorsanız iş işbirliği yapmanız lazım. Fransa yıllardır Nijeri sömürüyor. Nijeri'nin birçok yerinde elektrik bile yok. Dünyanın en fakir ülkesi. Oysa Türkiye oraya gittiğinde Nijer'deki herkes biliyor ki Türkiye orayı da kalkındıracak. Kendi de kalkınacak. Bir analiz haber hazırladık. Takdir sizin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika için attığı adımlar meyvesini vermeye devam ediyor. Dünyanın en zengin uranyum yataklarına sahip olmasına karşın dünyanın en fakir ülkeleri arasında olan Nijer'e yapılan Türkiye çıkarması bu açıdan da kritik önemde. 15 Temmuz'da Türkiye'nin emperyalizme vurduğu tokat Afrika ülkelerine de ilham oluyor. Türkiye adım attığı her ülkeye istikrar, huzur ve kazan kazan ilkesiyle kalkınma vaat ediyor. Somali'deki Türk üssü, yapılan ekonomik anlaşmalar diğer Afrika ülkeleri tarafından da yakından takip ediliyor. Üstelik Türkiye, adaletli siyaset anlayışıyla komşu ülkeler arasındaki sınır ihtilaflarında ara bulucu dahi oluyor. From Ethiopia and Somalia, my brothers, Taya Haske Selasi Ahmet Muallim. Somali ile Etiyopya Savaşı'nın eşiğine gelmişken iki ülkenin Dışişleri Bakanları Ankara'da buluşturuldu. 2 Eylül'de bir araya gelmek üzere barış temelli görüşme trafiği başlatıldı. <laughs> Listeye Libya'yı da eklemekte fayda var. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümet düşmek üzereyken, darbeci General Hafter toplu mezarlar kazarken, ülke iç savaşa sürüklenirken Türkiye ağırlığını koydu, huzur iklimi hakim oldu. Afrika Birliği'nin G20 üyeliğine en başından beri tam destek verdik. Afrika'daki uyanış Batı emperyalizminin sömürdüğü Orta Afrika hattında Sahel bölgesinde de sürüyor. Örneğin Burkina Faso, Mali ve Nijer resmi olarak Sahel Eyaletleri konfederasyonu kurduklarını duyurdu. Sadece savunma değil, finans, eğitim, altyapı, sağlık gibi birçok önemli alanda birlikte hareket edecekler. Burkina Faso lideri İbrahim Traore'nin Afrikalı liderlere emperyalistlerin elindeki kukla gibi davranmayı bırakın çağrısı 15 Temmuz'da asıl amaç neydi sorusunun da cevabı gibi aslında. Peki Türkiye Afrika'da sadece diplomatik çabasıyla mı var? Elbette hayır. Askeri gücü, savunma sanayindeki yüksek teknolojik kabiliyetleri, destek verdiği ülkeleri yarı yolda bırakmaması Afrika'daki diğer ülkeleri de cesaretlendiriyor. Nijer yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri ve Fransız askerlerini ülkeden kovması ancak Türkiye'ye davette bulunması bu yüzden de kritik önemde. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Tüm bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye yüzyılını inşa etme çabasının bir parçası. Uzun soluklu bir strateji ve istikrarın meyvesi. Ve tabii siz Türkiye olarak NATO'yu Rusya ile savaşa sokmam. Azerbaycan'a ne zaman ve ne şekilde isterse her zaman destek veririm. Libya'da oyunları bozar, Irak'ta kilidi kapatır, Suriye'de terör koridoruna izin vermem derseniz hazırlıklı olmanız gerekiyor. Gardımızı indirmeden, asla rehavete kapılmadan, örgütün tuzaklarına düşmeden inşallah FETÖ'ye karşı mücadelemizi titizlikle sürdüreceğiz. Afrika'da yeni açılımlar yapar. Fransa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin kovulduğu topraklarda üsler kurarım dediğinizde tüm riskleri de göze almış oluyorsunuz. Zira o zaman Batı'nın aradığı kukla değil, emperyalizme meydan okuyan bir lider oluyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Batı kaynaklı fonlanan saldırıları okurken bir de bu açıdan bakmakta fayda var. Takdir milletin elbette hükümetimize kasteden bu ihanet şebekesi değil 8 yıl 80 yıl sonra bile nefretle anılacaktır.